Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Hani demişler ya, kendin pişir kendin ye. Biz Oğuzhan'a güvendik, çayı demlememiş. Yani çay hazır. Arada kalkar çay demlemeye giderse kusura bakmayın. Suyu koymamış. Biz de zannettik ki çay demlendi, içeriz. Hevesen. Türkçe içiyoruz. Bir de Rize çayı özellikle söyleyelim. Ceylon meylon değil, Rize çayı. Bizim kendi çayımız. Onu içiyoruz. Burada zaten başka çay içilmez. Ama demlenmediği için de sağ olsun. Çünkü suyu içiyoruz. Evet, sağ olsun yönetmenimiz su koymayı unutmuş demle. Neyse biz hallettik ikinci bu bölümden sonra inşallah içeceğiz. Bu arada tekrar ediyorum. Mantıklı ve makul sorularınızı alacağım. Çünkü önceden yönetmenimize soruyoruz soru nedir diye. Ona göre de alıyoruz. O yüzden herkesi de bağlamıyoruz. Ama sorularınız varsa yine bizim WhatsApp ihbar hattı Kanal Avrupa'nın. Oraya gönderebilirsiniz. İsminizi belirtmenize gerek yok ki biz zaten telaffuz etmiyoruz sizin isimlerinizi, kimliklerinizi. Varsa sorularınızı alacağız ve programa devam edeceğiz. Şimdi ben birkaç soru sorayım. Peki. Şimdi demiştik ki hatırlarsanız bu daha başlangıç. Tedbirlerinizi almazsanız başınıza çok işler gelecek demiştik. Sizden biz yani bu anlaşma çerçevesi içerisinde şey yok dedik. Gayrimenkuller yani arsa, kira, şu bu onlar paylaşılmayacak demiştik. Mal varlığınız konusunda yani para hariç, gelir hariç, para hareketliliği hariç bu kapsamın içerisinde değil. Ama bunlar isteyecek sizden demiştik. En kolayını da bulmuşlar. Tabii bunların içerisinde bizden olanlar da var. Tabii bu bilgileri veriyorlar. Onlar da zaten biliyorlar. Biz şu anda program yapıyoruz. Biz yaptığımız program birebir tercüme edilen bir program sonuç olarak. Yani E-Devletinizi istemeye başladılar. Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya şu anda. Ki yaşadığımız bu şehirde daha geçen gün yayına bağlandı sevgili seyircimizin bir tanesi. Ve kendisine E-Devlet'i getirmeden de Job Center'dan yani yardım edilmeyeceğini, etmeyeceklerini, getirmesini beklediklerini söylemişler. Tabii vatandaşımız da konsolosluğa gitmiş, vermeyeceğiz demişler, verme demişler. Onlar da bir avukata başvurmuşlar, doğrusunu yapmışlar. Avukata başvurarak. Çünkü E-Devlet önemli, Türkiye'nin kendi vatandaşlarının kişisel verilerinin korunduğu bir yer. Kişisel verilerinin bulunduğu bir yer. Kaydedildiği bir yer. Değil mi yani? Oranın istenmesi, verilmesi absürt bir istek. Bu durumda olan vatandaşlarımız ne yapmalı Mehtap Hanım? Biz söyledik bunların, bu tufanın geleceğini söyledik. Yani sizden isteyecekler dedik vatandaşlara. Evet. E-Devlet'le ilgili iki tane konu var. E-Devlet kişiye özgü, kişilik haklarına, direkt kişilik haklarına saldırı anlamına gelir istenmesi. Çünkü mahremi vatandaşın. Kendisi dışında hiç kimseye bunu verip özellikle bu tür kendine zarar verecek kurumlara ve kişilere vermesi gerçekten de çok büyük sıkıntı. Vermemeleri lazım. Eğer sizden herhangi bir yaşadığınız ülkede herhangi bir kurum E-Devletinizi de alın gelin diyorsa siz direkt bu cümle bu telefonu kapattıktan veya bu yazıyı okuduktan sonra vakit geçirmeksizin yaşadığınız ülkede bu işlerle ilgilenen bir avukata mutlaka gidin. Sizden E-Devlet'in istendiğini, bunun kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişilik haklarınıza saldırı olduğunu, suç aslında bu. Evet. Ve bununla ilgili de vermeyeceğinizi, yardımı ya da neyse o işi durduramayacaklarını söylemeniz lazım. Evet. Aslında biz E-Devlet'i Türkiye olarak İnanılmaz fazla bilgiyi yüklemişiz, gereksiz bilgileri yüklemişiz. Bir E-Devlet'i erişim vasıtası olarak kullanmamışız, kişisel erişim vasıtası. İşte şuradan şöyle şuraya gir, tapuya gir, buradan bankalarını gör, buradan bunu gör. E-Devletinize gördükleri anda soy ağacınıza kadar görecekler. Finansal kayıtlarınızın miktarını görmezler ama siz son 20 yıldır hangi finans kurumlarıyla çalıştınız bunu görecekler. Evet. Bunu gördükleri anda tapularınızı görecekler, trafik cezalarınızı görecekler. Yani gittiğiniz Türkiye'de araç kiraladınız onun cezasını görecekler. Daha da tehlikelisi
Siz yardım alırken izinsiz olarak 3 haftadan fazla eğer Türkiye'ye gittiyseniz... Onu görecekler. Bunu Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarınızı görecekler. Ve yani aklınıza gelip gelmeyen milyon tane sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Bu şimdi ilk aklıma gelenler. Türkiye'nin de aslında burada yapması gereken bu kadar geniş, bu kadar kapsamlı bir e-devlet yüklemesi olamaz. Derhal buna hem Türkiye'deki vatandaşlarımız hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından ayrı ayrı çalışma yapmak zorunda. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için sadece bir nüfus kaydı almakla, birkaç tane de ufak tefek işi bırakmakla sınırlı tutmalı. Yani vatandaş artık yurt dışı makamları, zaten Türkiye'de devletten korkmaz aynı vatandaş ama yurt dışında herhangi bir kurumdan bir yazı geldi mi afyon yutmuş gibi onu yerine getirmeye çalışıyor. Ya bu hukuka aykırı mı değil mi? Hukuka aykırı. Ve devlete karşı dava açmak suç değil, hak aramak anlamına evet. geliyor. Lütfen bunlardan da korkmayın. Lütfen korkmayın. Hani yaşadığınız ülkedeki Türk avukat olabilir, yaşadığınız ülkedeki o ülke vatandaşı avukat olabilir ama bu sizin kişisel veriniz ve asla vermeyin. Asla vermeyin. Sizi kendi bilgisi genelde Belçika ve Hollanda kendi bilgisayarını da açıyor. Diyor ki senin bilgisayarını da istemem diyor. Benim bilgisayarımı da açacaksın. Evet. Hani ben şunu mutlaka düşünürüm. Senin bütün verilerini oraya kaydediyor. Sen gittikten sonra herhalde epeyce bir bunun tapusu neydi? Annesinin var mıydı? Babasının evet. var mıydı? Çocuklarına ne bırakacak? Kaç yıl önce alınmış? Şimdi oradan kaç yıl önce alındığını görmez ama o verileri alacak. Türkiye'de çalıştığı hukukçulara ve Türkiye'de çalıştığı gayrimenkul değerleme şirketlerine ADAPARSEL numarasını verecek. Evet. Sizin gayrimenkullerinizin, sizin banka kayıtlarınızı alacak. Size de diyecek ki bak şurada, şurada, şurada senin paraların varmış. Hı-hı. Böyle bir hesabın varmış. Sen bunları kapattığınız hesaplarda olabilir bu arada. Sen bunların dökümlerini git bana getir diyecek. Bu sefer de diyecek bunları getirmediğin sürece ben sana yardımı vermiyorum. Sonra mal varlığı bilgilerine ulaştığında da zaten sen şu 3 arsayı bir tarlayı sat da bana gel diyecek. Sana yardımı da kesiyorum diyecek. Yetmeyecek. İşte bankalardaki paranı soracak. Yine yetmeyecek. Eğer hele de yardım alan veya iflastan yararlanan kişiyseniz diyecek ki siz 2019'da 4 ay kalmışsınız. 2018'de 5 ay kalmışsınız. Geçmişe yönelik 10 yıl. Evet. Girişinizde çıkışınızda da size verdiği yardımları Türkiye'de 3 haftadan fazla kaldığınız için veya başka bir ülkeye tatile gittiğiniz için bu giriş çıkış kayıtlarından tespit ettiği sürece sizden bunları da isteyecek. Yani öngöremeyeceğiniz kadar çok bilgiyi almış olacak. Sizin bile bilmediğiniz, sizin bile erişemediğiniz e-devlet kullanımında vatandaş Türkiye'de de burada da e-devletin bu kadar kapsamlısından göremiyor. Ödediğiniz vergileri görecek. Gayrimenkul vergileriniz olabilir. Ya yani inanılmaz bir veriye ve bilgiye ulaşacak. E-devletlerinizi asla vermeyin. Asla vermeyin. Gerekirse hani bir avukat, bir mutlaka avukata kesin gidelim. Bir avukatla yani. Bir avukatla yani bu yurt yaşadığınız ülkeden bir avukatla bakın. Otomatik bilgi paylaşımında diyoruz ki bu iş Türkiye'nin meselesi. Bir avukatla çalışacaksanız Türkiye'den olacak. Ama devlette yaşadığınız ülkede bir avukatla mutlaka iletişime geçin. Evet. Ve mutlaka bu hakkınızı, kişisel verinizi hiç kimseyle, hele de bir kamu kurumuyla, bir devletle paylaşmayın. Başka bir devletle paylaşmayın. Yani. Türkiye de isterse devlete vermez. Evet. Yani yetkili işte kurum Türkiye zaten görüyor. Sana. Türkiye yapsın bu işi yapamaz. Türkiye de zaten artık sınır koysun. Gerekirse geçici yurt dışı uçağa bindiği anda kapatsın onu. Yani yeni bir çözüm bulana kadar vatandaşlarımızın canının yanmasını izlemeyelim. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Girebilsinler ama buradan bir şey göremesinler. Ha istedi. Madem zorlaştı hadi avukatla da bu işi halletmeye çalıştı. Olmadı. Buna rağmen girdiler hadi diyelim. Vatandaş korkudan kabul etti girdiler. Girdiklerinde hiçbir şey gözükmesin. Hiçbir vatandaş. Şey göremesinler biz evet, aynısını evet. diyoruz. Hiçbir şey göremesinler. Ya da işte doğum yeri, nüfus kayıt örneği bilmem ne görsünler. Orada tapular gözükmesin, orada bankalar gözükmesin.
Hani bankaların gözükmesi nedir ya devlette? Adam neredeyse başladığını bilmiyor mu? Evet. Doğru. Yani çok kapsamlı. Bunun da bir aslında bir görüşme oldu. Bu e-devlet hikayesi çıkalı. Türkiye'nin bazı kurumları, tabii vatandaşın şu da var, başına geleni paylaşmıyor, gizlemeye çalışıyor. Halbuki Türkiye'yi ilgilendiren meselelerde keşke Türkiye'deki kurumlara da, ilgili kurumlara da bunu gönderse. Vatandaştan talep gelmeyince, şimdi ben biliyorum, ben paylaşıyorum bir yerle. Oradaki kişi de biliyor bu konuları çözmeye yetkili ya da iletmeye yetkili kişi. Fakat vatandaş benim başıma böyle bir iş geldi diye bildirimde bulunmazsa, hani bizim bildiğimiz yayına bağlanması, Türkiye resmi makamları açısından çözüme yönelik girişimde bulunmayı geciktiriyor. Evet. Hollanda'da da aynısı olmuştu, Belçika'da da. Evet, oldu. Her yerde olacak. Almanya'da da şuna başladılar. Biz hep yardım alanlar öncelikle inceleniyor zannediyorduk. Almanya çok ilginç bir yerden başladı. Parası olanlardan başladı. Evet, parası olanlardan başladı. Ve şüphem şunun üzerinde de duruyor. Almanya'sında bir süredir epeydir duyum almıştım. Ben bir süredir Türklerin bankalarını, tapularını araştırmaya başlamıştı. Yine aynı Hollanda'nın, Belçika'nın kullandığı yöntemle yapıyor. Evet. Bunları epeyce bir veri topladığı ve toplamaya da devam ettiği duyumunu almıştık. Bu nedenle de hani tapularınızla ilgili tedbirler alın diyeceğiz birazdan, neden diyeceğimizi anlatacağız ama ben şeyden bekliyordum yine sosyal yardım alanlardan, kira yardım alanlardan, iflasını ilan edenlerden başlayacağını zannediyordum. Arayanların çoğu şöyle, işlerim basıldı, evim basıldı, bankam basıldı. Evimdeki parama el konuldu. Evimdeki parama, bankamdaki, kasamdaki parama el konuldu. Ve polis bastığında bana dolandırıcı dedi. Bir bardak su almaya bile uzattırmadı. Ellerimi, kollarımı, yani beni bir yerde ağaç gibi tuttu diyor. Yine kasam basıldı, evim basıldı. İş yeri olmayanlardan da bir tane aradılar. Ya buradan şunu görüyoruz. Yaşadığınız ülke, Türkiye'deki finansal verilerinizle gayrimenkullerinize ulaşılıyor. Neden ulaşılıyor, araştırılıyor bilmiyorum ama bu işi artık ciddiye alıyorlar ve bu işle ilgili ciddi ciddi bir akıl yürütüyorlar, bir para harcıyorlar. Ki Belçika ve Hollanda'daki maliyeti biliyoruz. Evet. Bir kişi için yaklaşık 3000 euro harcıyor, bir tane kişi için. Evet. Ben önce şey düşünmüştüm, ya bu nasıl bir devlet bu kadar para harcıyor? Meğer devlet para harcamıyormuş. Vatandaşa borç veriyormuş, alacağı yakaladığı anda. Biz bunları bulmak için sizin için 3000 euro, 2000 euro, 5000 euro harcadık. O masrafları da sizden alıyoruz. Tabii o alınacak para içinde o da bir kalem. Mahkeme gibi yani. Taraf, kaybeden tarafın ödemesi gibi. Ve hani şey, bu çok ilginç. Ben seni araştırdım, buldum, buna para harcadım. Yani kendinin tuttuğu avukata 3000 euro gayrimenkul değerleme şirketine, İşte 1500 ne veriyorsa parayı bilemem ama toplamında 3000 euro bir maliyet çıkıyor. Şey açısından da düşünün, hani bunu bu işi yapan hukuk büroları, gayrimenkul değerleme şirketleri açısından da düşünün. Her bir büroya 30'ar tane iş gönderse, 50'şer tane, 100'er tane, belki 500 tane. O kadar cazip bir para ki, yani kime başka bir şey düşünmeden araştırıyorlar. Türkiye'de de sağ olsun bir sürü avukat var. Yeni avukatlar var. Ya, bir sürü avukatlar var. Hani bilerek yapmıyorlardır belki. Çünkü şu işi bilmiyor olabilirler ama şu çok önemli. Avukatları aklamak için de konuşmuyorum. Ben mesela avukatların tapu kayıtlarına ulaştığını, yaptığımız yayınlar ve kamu kurumlarının bir takım girişimi yüzünden biliyorsunuz avukatlar kendi sicilleriyle, yani kendi kayıtlarıyla girebiliyorlardı gayrimenkullere. Evet. Her vatandaşınkine girebiliyorlar. Bir şey sistemi kaldırıldı falan. Evet, takvis sistemi kaldırıldı. Evet. Şimdi bu aslında genel olarak avukatlara büyük eziyet oldu. Kendi işleriyle ilgili girebiliyorlardı. Keşke vekaleti girerek, verilen vekaletle girilmesini düzenleyen bir sistem olsaydı. Sadece ben avukatım diye de girilmez. Bence bu da doğru değil. Değil. Ben avukatım, giriyorum. Gerekçem ne? Bana biri vekalet mi vermiş? Vermediyse girmeyeceğim tabii ki.
Hani sistemi ona çevirselerdi, en başından öyle olsaydı bu kadar rahat ilerlemeyecekti. Ama tek ulaşım yolu da bu değil. Başka türlü de erişilebiliyor, ulaşılabiliyor. Başka çok kurumlar tarafından da. Bir yıl sistem üzerinden edinebilmek, hukuka uygun ya da aykırı edinebilmek mümkün. Ama sizin gayrimenkullerinizde Türkiye'de birisi siz vekalet vermeden erişip bunu başka bir kişiyle, hele de yurt dışı makamlarına bildirilmesine aracılık veya etmişse, sebep olmuşsa, bilerek ya da bilmeyerek, bu biraz önce yurt dışında sizin kişisel verilerinizi isteyen devlet hangi suçu istiyorsa bu kişiler de bu suçu işliyordur. Evet. Çünkü haklı bir gerekçesi olmadan hiç kimse diğerinin, yasal bir dayanağı olmadan hiç kimse bir başkasının kişisel verisine, tapularınız kişisel verileriniz bu arada, haklı bir gerekçe olmadan ben merak ettim, bu tapuyu öğrendim, öbür şirket merak etti, gayrimenkule bir değer biçti, olmaz. Evet. Dolayısıyla başınıza bunlar geldi ve geliyor, artmaya başlayacak. Bu arada Türkiye'de de bu işi usulsüz yapan kişi ve kurumlara karşı da hem tazminat hem ceza davası açabilme hakkınız var. Yani önümüzdeki günlerde çok sürmeyecek. Önümüzdeki 1-2 yıl hep bunları konuşacağız. Hep bunları konuşacağız. Abi biz önceden söylüyoruz ya, hani 2017'den beri bu mevzuları konuşmuştuk ya hani. Şimdi de Mertap Hanım diyor ki önümüzdeki 2 yıl içerisinde bunları konuşacağız diyor. Yazın bir kenara, hani bir not alın, tarih. Biz 2017'de de hatırlattınız, dedik ki bir gün artık geç kaldınız diyeceğiz. Evet. Siz bu verilerinizi saklamıyorsunuz ya, bunlarla ilgili tedbirleri almıyorsunuz ya, ciddiye almıyorsunuz ya, hikaye gibi, magazin gibi dinlediniz ama şu anda bununla ilgili depresyona girenler, otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili, uykuları kaçanlar, gözleri yaşlı arayan bir yan insan görüyoruz ve diyorlar ki evet haklılar, diyorlar ki biz bu parayı yemedik, içmedik, biriktirdik. Orada tamam, hemfikir. Evet, hemfikiriz. Vergisini ödediğiniz paralar %99'unuzun. Bunda da hemfikirim. Evet. Ha şunda da evet, keşke 2017 yılında devlet de deseydi bizimle beraber bu verileri paylaşacağız diye. %20'si değil de yurt dışında yaşayan vatandaşımızın %50'si tedbir alırdı. Bu çok ciddi bir şey olurdu aslında. Ama elin saf, biz 2017'den beri söylemişiz. 2020'den beri gerçekten devlet de elinden geldiğince evet'i söylemiş, verileri vermek zorundayız. Bundan sonra da vereceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Çünkü tüm dünyadaki ülkeler neredeyse bu paylaşımın altına imza attı. Ve biz de bunları paylaşmak zorundayız. Başka seçenek yok demişler. 1,5 yıllık süreçten, ki uçaklar şu anda Türkiye'den tıklım tıklım dönüyor. Gelmişsiniz. Gelmişsiniz Türkiye'ye ama tatile ilgilenmemişsiniz. Artık burada benim işte devlet de üstüne düşen yükümlülüğü yapmadı da vatandaşı uyarmadı derken artık içim sızlıyor. Yani 1,5 yıldır da artık devlet de size bir bilgi vermiş. Hatta, ve uzatmaları oynattı, zaman kazanmaya çalıştı. Şu anda kendini riske atmış, yani gri listeye girmiş. Evet. Buna rağmen veriler yetişmediği için diyelim 1 Eylül ve 30 Eylül'ü yetiştiremiyorum diye uzatmış. Bunu da 2022'ye kadar, 23'e kadar bir uzatma olarak düşünmeyin. Evet. Bunu şöyle düşünün. 2021 sonuna kadar, yani bu yıl içerisinde mutlaka 2019 ve 2020 verileri paylaşılacak. Paylaşılacak. Sizin de vaktiniz hiç kalmadı diyelim. Çok az kaldı. Yani 20 günlük bir zamanınız var. Sağlıklı, huzur, yayınlar diliyorum. İyi ki Zeki Şahin ve Mehtap Biçer hanımefendi varsınız. Sürekli takip ediyorum yıllardan beri. Türkiye'de 2019'da hiç adımda para yok bankada. Hiçbir zaman adımda kiralık bir şey olmadı. Al-sat yapmadım emlak konusunda diyor. Sadece miras 2017 adıma geçti. 1-16-2017'de adıma geçti ne olur diyor. Ondan sonra başka bir soru var. Şimdi mirasla ilgili insanlar hep şöyle çok rahat diyor ki ben aslında benim bir evim var ya da hiç yoktu fakat bana miras kaldı. O mirasın içinde para olabilir, ev olabilir, arsa olabilir, her neyse. Miras şöyle bir şeydir. Ülkeler birazcık farklı kanunları var bu konuda ama Türkiye açısından bize bir miras kalırsa biz bunun vergisini, veraset ve intikal vergisini ödüyoruz.
Ama özellikle Avrupa ülkeleri, onlar da diyorlar ki evet bir vergisi vardır. Niye miras kaldı diye sormazlar adam. Bir bunu bize de bildirmeniz gerekiyor diyorlar. Biz %10 vergi alıyorsak, eğer yaşadığı ülkede mirasın veraset ve intikal, ya yani mirasla ilgili veraset ve intikal vergisi %12 ise, %20 ise, bizim %10 aldığımız vergiyi almayacak, fakat kalan bir %10'u, %1'i, %2'si varsa sizden isteyecek. Bildirimde bulun. Şu hep aklınızda olsun. Miras, bağışlama, hediye, milli piyango, kumardan kazandığınız para. Bunun nereden kazandığınızın belgesi varsa hiçbir önemi yok. Fakat bunun vergisini ve bildirimini, vergisinde ve bildiriminde bulunmak zorundasınız. Evet. Bulunmadığınız zaman, niye bulunmadınız, bizden şu vergiyi ödemediniz. Hele de bu miraslarda şunu görüyoruz son dönemde, her arayanda şunu görüyoruz. Diyor ki miras kaldı, güzel, bildirdiniz mi? Hayır. Mirasın geliri var mı? Var. Önlem almak zorundalar. Kesinlikle. Tedbir. Ha, işte kesinlikle. Bu. Kesinlikle tedbir almak zorundalar. Yani mirastan gelir de elde ediyorsan, bu senin için gelir. Kafaları, mirasla ilgili hep kafalarında karışan, dün de aramıştı. Ben, eşim vefat etti. Evet. Ama mallar bende değil. Ölüm anında mallarda mirasçısınız. Veraset şey mi bu? Tabii veraset ilhamını almanıza gerek yok. Evet. Veraset ilhamını almadıkları vakitte nüfus kaydına göre mirasçılar. Evet. Bir, tapu bazen geçiriyor onu da. Evet. Paylaştık paylaşmadık önemli değil. Mirası da size kalmış bir mal. Bağışlamayı da yaşadığınız ülke ile paylaşmanız bekleniyor. Hele bir de bunların geliri varsa, ki bunları %100 bildirmeniz bekleniyor yasal olarak. Yapmadıysanız demek ki ne yapılacakmış? Derhal tedbir alınmak zorunda imiş. İmiş. İyi günler Zeki Bey, ben Hollanda'dan yazıyorum. Her zaman sizi seyrediyorum. Allah razı olsun, bizleri aydınlatıyorsunuz. Böyle diyenler de var. Sizlerden de Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bir sorum vardı. Ben burada mahallen emekliyim, Türkiye'den de emekliyim. 3 aydır maaş alıyorum. Buraya bildirsem ne kadar ödeme çıkar? Ne yapmam lazım? Bir de Kumbasan'dan söz ediyorsunuz. Bizi de Jet Holding'de var. Onlar da hep onlardan haberi yok mu? Lütfen cevap verirseniz sevinirim. Sevgilerimle demiş. Şimdi emekliliği bildirirken yaklaşık Avrupa Birliği ülkeleri sağlık sigortası için 40 euro kadar, vergisel anlamda da 11 euro kadar bir ek vergi çıkarıyor. Yani aylık 50 euro bir para talep ediyor. Evet. Bildirip bildirmemek, yasal olarak bildirmeniz bekleniyor ama bildirip bildirmemenize ben karışamam. Bildirirken şu da aklınızda olsun. Yardım aldığınız dönem, yani şu soruyla karşılaşabilirsiniz. Siz yurt dışı borçlanma yaptınız, güzel. Evet. Hangi tarihte yaptığınızı ve belgesini isteyebilirler. Bunları da hesaplayarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Evet. Hani yardım aldığınızda, hastalıkta olduğunuzda vesaire vesaire bir zamana denk geldiyse bu parayı nereden aldın diyebilirler. Jetpa'dan da haber yok mu diye soruyorum. Niye Kombassan diyoruz onu söyleyelim öncelikle. Kombassan şu anda ortakların parasını tahsil edebildiğimiz, edilebilen veya borsaya girerek borsa üzerinden parasının tahsil edilebildiği bir şirket olduğu için çok Kombassan'dan bahsediyoruz, ama Jetpa, Yimpaş, ki Yimpaş yine de para tahsilatı olmasa da ortaklığınızı ispat ettin, oraya ortak olarak kendinizi kaydettirin, bir rahatlama var. Parayı tahsil etmek biraz zordur ama ortak olduğunuzu ispat ederek bir hak sahibi olun dediğimiz şirketlerden bir, ama Jetpa ve diğerleri ne yazık ki mal varlığına erişilemeyen, ulaşılamayan, bir kez batıp çıkıp vatandaştan para toplayıp ikincisini de toplayabilme avantajına sahip, nasıl diyecek söz bulamıyorum, ekrandayız. Vatandaşın da buna rağmen para yatırdığı bir şirket olmasına rağmen İlginç yani. Evet, davaları kazanabilirsiniz. Fakat tahsili imkansız bir haldeki bir şirketlerden evet, birisi. Yani, yok param diyor. Neyini alacaksın? Canımı yok alacaksın. Yani hep şöyle olmuş. Para toplanmış ama hiçbir zaman o şirketlerde tutulmamış. Gözükmemiş o para. Hiçbir zaman. Hiçbir yatırım yapılmamış. Hı-hı.
Yani cetmadan bu yüzden bahsetmiyoruz. Tahsil kabiliyeti yok. Yani diye. Boş konuşmayalım. Kimseyi umutlandırmayalım bu konuda. Umutlu olduğumuz yerler belli. Efendim cetma değil de mesela Yimpaş olabilir büyük bir ihtimalle. Yimpaş'ta onu hiç söylemiyoruz ama. Peki evet, Bey Yimpaş ile ilgili bir cümle kurmak istiyorum. Yimpaş tam olarak batmış bir şirket değil. Yimpaş ticari işletmesine devam eden... an gelir gün gelir ki Kumbasan kadar olmasa bile yükselen bir para kazanan şirket, parayı tahsil etmekte zorluk yaşanabilir ama özellikle Yimpaş ortağı, yani bir hisse sahibisiniz ama Yimpaş ortağı olarak gözükmüyorsanız ben derim ki size gidin Yimpaş ortağı olun. Hani orada da bir hukuki destek dalın çünkü kabul etmiyorlar. O, hem hisse sahibisin diyorlar hem ortaklığı kabul etmiyorlar. Kimi zaman dava açmak gerekiyor. Bazı insanlara bazı akıllar veriyorlarmış. vatandaşımızın biri, seyircimizin biri yazmış. Sürekli ikiniz duamdasınız. Sadece çok insan önlem almamış diyor. İnsanların çoğu önlem almamış. Evet doğru. Mehtap Hanım'ı tavsiye ediyorum. Halen çoğu inanamıyor. Sanki çıkarım var gibi bakıyorlar bana. Halen gelip eşinin adına emlak alan var. Halbuki tapu satışta vergi alacağı adına mecbur gözüküyor demiş. Bilinçli bir seyircimiz yazmış bunu. Biz gayrimenkul alım, teşekkür ederiz. Evet. Gayrimenkul alım satımlarında özellikle otomatik bilgi paylaşımına tabi insanlarımız, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza gayrimenkul almayın satmayın demiyoruz ama. Siz bu işlemleri yaparken önümüzdeki 5 yıl 6 yıl içinde bu iş tamamen oturana kadar avukat desteği almazsanız bir arkanızda minicik bir iz bırakırsanız emin olun o iz sizi, o bıraktığınız bazen bir tane küçük iz sizin tüm mal varlığına erişimini sağlayabilir yurt dışı makamlarının. Bankalar kontrol edilecek. İsterlerse kişi üzerinden de işte şu kişinin şüpheli durumunu şüpheli görüyorum. Sadece bu cümle yeterli. Bana Türkiye'deki finansal kayıtlarını bildirin dediğinde sözleşme gereği vermek zorundayız. Biz de sizinle ilgili Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya nerede yaşıyorsanız sorabiliriz. Onlar da bize vermek zorunda. Ama aynı zamanda sözleşme gereği yaşadığınız ülke yetkilileri gelip Türkiye'deki bankalarda, Türkiye yaşadığınız ülke bankalarında sizinle ilgili araştırma yapmaya yetkili. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Tedbir alırken %95'iniz kendi kafanıza göre işler icat ettiniz. %20'niz son anda belki çok azınız doğru iş yaptı. Siz şöyle bir kafanızı gömdünüz. Sadece yüzünüz, kafanız da değil, yüzünüzü toprağa gömdünüz. Tüm vücudunuz açıkta. Şöyle uzaktan bakarken gözükür şekilde tedbirler almış olabilirsiniz. Arkanızda yüzlerce iz bırakarak gitmiş oluyorsunuz. Lütfen tedbirlerinizi sağlıklı alın. Hani şimdi eleştiririm de doğru yapanı desteklerim, yanlış sözleri hep eleştiririm ama devlet de sizin için son 1,5 yıldır çaba harcıyor. Bütün işte bu işin farkında olan milletvekilleri dilleri döndüğünce sizi uyarmaya çalıştılar. Evet. Hala fark etmediyseniz, hala bir tedbir almadıysanız, hala aman bana bir şey olmaz diyorsanız sonuçlarının ağırlığı konusunda yaşayacağınız travmaları ve maddi zararı şimdiden öngörmeye başlarsanız iyi olur. Tedbirinizi mutlaka alın. Mutlaka sağlıklı ve usulüne uygun tedbirleri almanızı da ısrarla söylüyoruz. Evet. Bir dakikamız kalmış ama ben soruyu okuyayım ondan sonra olur. Belki... Velilerim, ebeveynlerim yani anne babam Türkiye'de yaşıyorlar. Şimdi Barmer sigortasından mektup geldi ve onlardan bir miktar para istiyorlar. Anladığıma göre annem iki sigortalı diyorlar. Babam Almanya'dan emekli ve Almanya'dan sigortalı. Annem hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli. Şimdi Barmer sigortası annemin Türkiye'deki emekli maaşını bildirmesini istiyor. Bunu bildirmemiz lazım mı yoksa Barmer sigortası araştırmalı mı demiş sevgili seyircimiz. Yani bu sorunun cevabını reklamlardan bir sonra. Bir çay içelim kafamız bir çay içelim demledik nasıl olsa sağ olsun. Ne Mesut ne Oğuzhan bizim çayımızın suyunu koymamıştır. Olsun biz kendin pişir kendin ye.
Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra 3. bölümde birlikte olacağız efendim. Bizden ayrılmayın.